Evet, bugün bunları yaşadı CHP Genel Merkezi ama asıl haber az önce geldi. Kemal Kılıçdaroğlu kurultay muammasını çözmek için kurmaylarıyla bir aradaydı. Zirvenin ardından bir de açıklama geldi. Kurultay yapılmayacak dendi. Peki kurultay neden toplanamıyor? Aslında neler oluyor? Ayrıntıları Erdinç Özyılmaz aktaracak bize. Erdinç, seni dinliyoruz. Hemen şunu söyleyelim, muhaliflerin imza hesabı genel merkezde tutmadı diyebiliriz aslında. Bugün anlamak için geçtiğimiz haftaya bakmakta fayda var. Geçtiğimiz hafta muhalifler 630 imzalı belgeleri genel merkeze sunmuşlardı, yönetime sunmuşlardı. Ancak o inceleme tamamlandı. Yönetim o incelemeyi tamamlayıp bir de açıklamada bulundu. Aslında geçtiğimiz hafta 630 rakamını çok konuşmuştuk ama o rakamı artık çöpe atmak gerekiyor çünkü genel merkezden bugün yapılan açıklamada kendilerine teslim edilen imzaların 618 olduğunu söylediler. Ama rakam gitgide eriyecek. Neden? Çünkü 18 delegenin imzası çeşitli nedenlerle kabul edilmedi, iptal edildi. Mükerrer imzalar vardı. Bazı üye olmayan delegelerin imzaları olduğu belirtildi. Rakam 600'e kadar indi. Ancak kritik noktada zaten buradan sonra başladı. Çünkü 31 delege ilk başta imza vermelerine rağmen sonradan imzalarını geri çektikleri anlaşıldı. Yani 15 günlük yasal sürede önce kurultay toplansın dedi 31 delege ama ardından imzalarını geri çekerek kurultaya gerek yok beyanında bulunmuş oldular ve dolayısıyla da 569 rakamı ortaya çıktı. İşte genel merkezde bugün 569 rakamını paylaştım. Peki bu rakam olağanüstü kurultay için yeterli mi? Hayır, yeterli değil. 1242 delegesi var CHP'nin. Dolayısıyla 622 delegenin imzası gerekiyordu. Bir hayli altında kaldı bu imza 569 rakamıyla birlikte. Peki neden 31 delege imzasını geri çekti sorusu tabii Ankara'da merak ediliyor. Bu sorunun yanıtına bulmak için de kulislerden biraz bilgiler paylaşmak gerekiyor. İddialar o ki bazı delegelere baskı yapıldı. Delegeler partiden istifa etme noktasına geldi. Bazı delegelere de vaatlerde bulunuldu. Delegelerin yakınlarının CHP'li belediyelerde işe konulmasına kadar bu vaatler götürüldü. İşte 31 delegede önce imza verdi, ardından da bu imzaları geri çekti ve tam anlamıyla aslında muhalifleri yarı yolda bıraktı diyebiliriz. Peki muhalif kanat bundan sonra ne yapacak? İmza toplama seçeneği masada, tekrar harekete geçecekler diyelim. Sözü İstanbul'a bırakalım. Peki Erdinç, teşekkürler.